Herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Hepiniz Halloween Wash yıkamasına hoş geldiniz. Bugün Cadılar Bayramı ve Cadılar Bayramı'na has yakışır bir yıkama yapmayı sizlere göstereceğim. Cadılar Bayramı yıkamasında müthiş bir karışımlar, harika kokular yaratıyorum siz değerli izleyicilerim için. Makinemin içerisine ilk önce burada El Jardin del Paraíso toz deterjanımı görüyorsunuz. Bu yıkamam meyve kokulu lezzetli bir yıkama olmasını istediğim için, bunun içerisinde de meyve ve çiçeksi notalar olduğu için El Jardin del Paraíso. Bu Cadılar Bayramı için bu yıkamamda koyu renkli çamaşır yıkıyorum. Elbette olmazsa olmaz Mintax kireç önleyici, Mintax Antikalk Pulva. Mintax kireç önleyicimin kapağını şöyle hafif kapatıyorum. Ve alonun sıvı dozajlama ölçeğine yarım Ariel, sıvı, Ariel for color ve şimdi asıl bombaya geçiyorum. Bakın şimdi ben ne ekleyeceğim. Palmolive Body Butter Birdland keyfi. Oh my god. Size ben baştan söylemiştim öyle değil mi? Lezzetli bir yıkama olacak diye. Şimdi içerisine bir miktar lezzetli bir yıkama olması için Palmolive Birdland Keyfi duş jeli. Duş jeliyle çamaşır yıkanır mı? Demeyin, yıkanır. Neden yıkanmasın? Harika çamaşır yıkayabiliriz lezzetli bir kokuyla. Yumuşatıcının sıvı deterjanını da kullanabilirsiniz eğer yurt dışında yıkıyorsanız. Aslında bu yıkamamda Amatist'in sıvı deterjanı benim evimde olsaydı, Palmolive'in bu böğürtlenli duş jelinin yerine Amatist'in sıvı deterjanını kullanabilirdim. Ama alternatif olarak o yoksa ne kullanabilirim diye ben düşündüm. Amatist'in kokusuna yakın olarak evimde ne var diye düşündüm. Ben bunu buldum. Çareler tükenmez. Bu da bir fikirdir. Evet, şimdi şu çamaşırları şöyle buraya çektim. İçerisine çamaşırlarımı yükleyebilirim. Hepsi koyu renkli. Bir adet kadın çorabı. Kadın çoraplarını her zaman böyle düğüm atarsanız makinenizin içerisine kaçmaz. Bunlar sizde bir ipucu. Nurdan Özarslan'a buradan çok selam yolluyorum. Yazdığı güzel yorumdan dolayı. Yeni yeni yıkama teknikleri öğreniyorum her gün sizden diyor. Ben rica ederim. Kendisine teşekkür ediyorum yazdığı güzel yorumdan dolayı. Bu cep arkadaşlar beyaz bir şey değil. Evet. Şimdi bu çamaşırlar günlük bir çamaşır olduğu için bunlara mix programı yeterli gelecek diye tahmin ediyorum. Ya da pamuklu 40 Speed Perfect mi seçsem acaba? Yani en iyisi mix programı. Mix ve Chanel Mix, Pfirsichgrad, Spülen Plus and Start. Evet, mix programı bunlar için yeterli. Hepsi zaten
Günlük evin içerisinde giyilen çamaşırlar. Evet, şu an miktar otomatiği aktif durumda. Su alırken biraz daha. El harbinden parayı su. Evet, burada yumuşatıcıları görüyorsunuz. Meyveli bir koku almak istediğim için iki tane meyveli yumuşatıcıdan yardım alıyorum. Bunun kokusu sarı zambak, vanilya ve muzlu bir koku. Daha çok muz notaları, daha hakim. İlk kokladığınızda bildiğiniz muz kokusunu alabiliyorsunuz. Müthiş bir koku. Yerel marketlerinizi lütfen kontrol edin. Yerel marketlerinizde bu yumuşatıcıyı bulamazsanız eğer internetten sipariş edebilirsiniz. İnternette satışı var. Ben bunu çok bildiğimiz marketlerde bulamıyorum. Örneğin A101'de, Şok'ta, Migros'ta o marketlerde bulamıyorum. Ama yerel bir market var benim yaşadığım şehirde. O yaşadığım şehirdeki yerel marketten ben bu yumuşatıcıyı kolayca temin edebiliyorum. Evet, şimdi 1,5 kapak Clorox sarı çiçekler. Clorox Yellow Flowers. Simel. Yellow Lily, Yellow Lily, Banana and Bir YouTube arkadaşım buna muzlu rulo pasta diyor. Gerçekten de muzlu rulo pasta gibi lezzetli bir kokusu var. Şimdi bunun üzerine çizgisine kadar yani yine 1,5 kapak olacak şekilde Bulut Extra parfüm serisi. Bunun kokusu da meyveli ve vanilyalı ve mor çiçekli. Bunu unutmayın. Mor çiçek kokusu, vanilya ve böyle meyveli bir kokusu var. Meyveli, vanilya ve mor çiçek kokusu. Evet, şimdi bakalım makine ne alemde. Çamaşırlar yavaş yavaş ıslanmışlar ve hafif köpürüyorlar. Duş jeli ile çamaşır yıkamaya ben çok eski videolarımda Arçelik SC çamaşır makinemi kullanırken geçtiğimiz yaz olması gerekir sanıyorum. O zaman bir defa kullanmıştım. Bir defa da akrabamın Arçelik çamaşır, mekanik çamaşır makinesinde de palmolive duş jeli kullandığımı hatırlıyorum ve sizlere göstermiştim. O videom da çok beğenilmişti ve farklı gelmişti sizlere. Deneyebilirsiniz. Ve şimdi sizlere Cadılar Bayramı sürprizini göstermek istiyorum. Size Cadılar Bayramı hediyesi vereceğim. Burada boş bir şişe görüyorsunuz. Şimdi Cadılar Bayramı için bir sıvı deterjan karıştırmak istiyorum. Burada ABC,
yıpranmaya karşı koruyan sıvı deterjan, sık yıkananlar, kokusu sirup and pomegranate. Wow. Şöyle bir bakayım. Ne kadar ölçüsü? Evet. Hemen hemen yarıma az kalmış. Pembe bir sıvı deterjan hazırlamak istiyorum. Bu ABC'nin içerisinde şuruplu ve nar kokulu bir koku olduğu için ve nar kokusuna yakışacak kırmızı bir koku. Le Petit Marseillaise Akdeniz çileği. Bakın, strawberry. Oh my god. Oh my goodness. Dibinde çok az var. Evet. Evet, kısa bir ara ve tekrardan buradayım. Şimdi içerisine Yumoş'un sıvı deterjanından ekliyorum. Bu sıvı deterjan da dibinde kalmıştı. Böylece tek bir şişenin içerisinde toplandı. Şimdi çalkalayıp kokusuna bir göz atmak istiyorum. Ama ilk önce makineye biraz su. Bunu biraz sonra çalkalarım. Makine güzelce köpürmeye başladı. İçerisine su ekleyince köpükler daha da artacak. İçerisine hiç deterjan eklememe gerek yok. Evet, manuel jetim aktif halde. Evet, süper. Hemen hemen 1,5 litre su ekledim içerisine. 3 litre bile değil. Sadece 1,5 litre. Her zaman çamaşır makinenizin su almasına ve çamaşırınızın ne kadar su çekeceğine göre ve kirlilik durumuna göre makineye su ekleyin. O yüzden kendi çamaşır makinemde makineme prosestat ayarı yaptırmaya karşıyım. Şimdi geçelim yıkama parfümüne. Ve burada şekerlerimi görüyorsunuz. Tabii ki Cadılar Bayramı olduğu için şeker de olmazsa olmaz. Kapağımı kapatıyorum. Cadılar Bayramı için harika bir sıvı deterjan karışımı. Geçen Cadılar Bayramı'nda da ben bir sıvı deterjan karışımı yapmıştım. Hatırlayın, onun ismini Bruha koymuştum. Bunun adını şu an düşünmedim. Şu an inanılmaz sabırsızım. Bir an önce koklamak istiyorum. Oh my god. Hem nar kokusu, hem sandal ağacı kokusu, hem çilek kokusu. Gayet güzel. Gorgeous. Very fruity. Meyveli bir koku.
Nar kokusu ve çilek kokusunun karışımı ve hafif şampuansı bir koku var. Bu şampuansı kokuyu da sandal ağacı içerisine vermiş. Gayet hoş bir sıvı deterjan. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Bakın rengi de çok tatlı ve çok güzel. Very sweet. Oh my god. Dios mio. Evet, şimdi bunu yan tarafa aldım. Geçelim yıkama parfümümüzü hazırlamaya. O zaman tatlı ve lezzetli bir koku olmasını istediğim için bakın size başka bir lezzetli bir koku daha. İsmine bakın. Humoş Doğal Özler Vanilya. Vanilya kokusu ve derinlemesine insanı baştan çıkarıcı bir aloe vera ve yasemin kokusu. Yasemin kokuları içerisinde yumuşatıcıların en sevdiğim koku Yumoş Aloe Vera ve Yasemin. Şimdi içerisine Aloe Vera ve Yasemin'den de ekliyorum. Mis mis mis. Ve Şengül Dağ Kılaç ablacığıma buradan çok çok selamlarımı yolluyorum. YouTuber anne vergisi Seraç'a. Küçük fanlarımdan Tuna'ya selam yolluyorum. Tuna benim küçük yeni fanlarımdan bir tanesi. Tuna beni Instagram'da paylaştığı yıkamalarında birçok yıkamalarına beni etiketliyor sağ olsun. Onun da bir SJ çamaşır makinesi var. Gri 1200 devirli bir SJ çamaşır makinesi. Onunla yaptığı her yıkamada beni etiketliyor. Kendisine çok selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca beni televizyondan izliyor. Geçenlerde beni televizyondan izlediğini göstermek için beni etiketlemiş, seni izliyorum diye. Ona iyi seyirler diliyorum. İlker'e, Rüzgar'a, Talha'ya da selamlarımı yolluyorum. Onları da unuttum sanmayın. Bu yıkamanın sonucunu çok çok merak ediyorum. Bakalım tam istediğim gibi bir meyve kokusunu alabilecek miyim? Böğürtlen kokusu, muz kokusu, vanilya kokusu. Hiç endişe etmeyin. Bu hazırladığım, az önce hazırladığım yeni sıvı deterjan karışımımı başka bir yıkamamda test yıkaması olarak kullanacağım değerli izleyiciler. Bekleyin, takipte kalın. Kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Videolarından sürekli olarak haberdar olmak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Benim hatırlatma bile yapmama bir lüzum yok ama kanalıma abone olursanız bedava bir şekilde çok çok beni mutlu ve motive etmiş olursunuz. Bildirimlerden tümünü işaretlediğiniz takdirde ben hangi videoyu atarsam atayım sizin telefonunuzda bildirim olarak bugün Serkan Vatansever şu videoyu yükledi, başka bir gün şu videoyu yükledi diye sürekli olarak telefonlarınıza bildirim gelir. Her gün farklı bir yıkama, farklı ürünler, farklı yıkama teknikleri, şaşırtıcı videolar. Kanalıma verdiğiniz destekten ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırıyorsunuz, videolarımı tek tek izliyorsunuz, yorumlar yazıyorsunuz, fikirlerinizi beyan ediyorsunuz. Biraz süreye bakalım. Şu an 1 saat 3. Yıkama süresini uzattı arkadaşlar. Ben ara verdiğimde 1 saat 15'e çıkartmıştı. Şu an 1 saat 3'e indi tabii ki ben burada konuşurken.
Yıkama suyunun sıcaklığına bir bakayım. Evet, hemen hemen artık 40 dereceye yaklaşıyor. Bu çamaşırları üzerimize giydiğimizde bol bol etrafa meyveli lezzetli bir koku yayacağımı tahmin ediyorum. Evet, şu an makine ısısını kapattı. Kapattığını hissettim, duydum. Demek ki 40 dereceye sıcaklık ne yaptı? Ulaştı. ABC toz deterjan hakkında soru soran kardeşlerim var. ABC toz deterjanı beyazlara uygun bulmuyorum. O geçen gün tanıttığım renkler ve beyazlar olan pembe çiçekli bahar esintisiydi sanıyorum onun adı. Beyazlara önermiyorum. Çok kirli lekeli çamaşırların lekesini tek başına çıkartacağını sanmıyorum. Mutlaka takviye edici bir ürün kullanılması gerekli onun yanında. Ama uzun program kullanırsanız çamaşırlarınız daha temiz çıkar. Örneğin benim yıkadığım 60 derecede yıkanması gereken koyu renkler uzun bir programda ve 60 derecede yıkandığı için çamaşırlarım gayet güzel ve temiz bir şekilde makineden dışarıya çıktılar. Sonuç güzeldi. Ama çok ağır kirli çamaşırlarda nasıl bir sonuç alınır orasını bilemem. Çünkü denemedim ve benim evimde de çok da fazla ağır kirli çamaşır maalesef çıkmıyor. Ama sizler o deterjandan satın alıp denerseniz, bana da bunu söylerseniz, ben de bundan çok memnun kalırım. Kısa bir tekrar yapalım. Bugünkü makinede ne yaptık? Makinenin tamburuna El Jardin del Paraiso toz deterjandan döktüm. Üzerine Mintex kireç önleyici, Ariel sıvı deterjandan, renkler için olan sıvı deterjandan ölçü kabıma ekledim. Üzerine bir miktar palmolive body butter, böğürtlen keyfi olan, müthiş bir böğürtlen kokusu olan duş jelinden ekledim. Çünkü daha da böyle böğürtlenli ve meyveli bir koku olmasını istediğim için çamaşırlarda. Yıkama parfümü olarak yumoş vanilya ve yumoş aloe vera ve yasemin yumuşatıcılardan yardım aldım. Makinenin yumuşatıcı gözünde külarak sarı çiçekler ve bulutun mor çiçekli yumuşatıcısını birer buçuk kapak olarak yarı yarıya kullandım. İkisi de meyveli bir koku ve Cadılar Bayramı için bir hediye vermek istedim sizlere. Yeni bir sıvı deterjan karışımı yaptım. Sıvı deterjan karışımı için içerisine ABC sık yıkananlar, nar kokulu ve şurup kokulu olan sıvı deterjandan ekledim. Üzerine Le Petit Marseillaise Akdeniz çileği olan duş jelinden biraz ekledim. Çünkü biraz da çilek kokusu olmasını istedim. Ve üzerine şampuansı bir koku vermesi için de yumuş sıvı deterjandan ekleyerek bu gördüğünüz harika renkli sıvı deterjanı hazırladım. Renkler için müthiş bir sıvı deterjan karışımı. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet tatlı ve meyveli bir kokusu var. Very sweet and Evet değerli izleyiciler, videomu buraya kadar gelerek izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda sizlerle tekrardan görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi Cadılar Bayramı diliyorum. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Happy Halloween.